Bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve nokta dahi olsa yorum yapmayı unutmayın. Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş, sahasında konuk ettiği Sporting'e 4-1 yenilerek gruptaki 3. maçında da galibiyette tanışamadı. Portekiz basını ise bu mücadeleyi manşetlerine taşıdı. İşte o başlıklar. UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz Beşiktaş, grubunda henüz puan alamadı. Siyah-beyazlılar sahasında konuk ettiği Portekiz ekibi Sporting'e 4-1 mağlup olarak büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Beşiktaş'ın Sporting'e farklı mağlup olması, Portekiz basınında da geniş yankı uyandırdı. Lakabı aslanlar olan Sporting'e büyük övgü vardı. İşte atılan manşetlerden bazıları. RR Sapo sitesi, Sporting, Beşiktaş'ı yenerek Şampiyonlar Ligi'nde ateşini canlı tuttu başlığını attı. Abola gazetesi, Sporting, Beşiktaş'ı İstanbul'da eze eze yendi manşetini attı. Maas Futebol sitesi ise, Aslan, cehennemi dondurdu, Türkleri kendi evinde gol yağmuruna tuttu, başlığını kullandı. Siyah-beyazlılar sahadan 4-1 mağlup ayrılırken spor yazarları bu karşılaşmayı sert sözlerle değerlendirdi. İşte o yazılar. Turgay Demir yazısında, Sporting Lisbon sıradan bir Avrupa takımı, bize karşı da ahım şahım bir oyun oynamadılar. Savunmamız inanılmaz hatalar yaptı, kornerden gol yedik, koşmadık, koşar gibi yaptık. Tüm bunlar bana, takımın iyi çalışmadığını ve bu maça iyi hazırlanmadığını gösteriyor. Dahası geçen sezon inadına oynayan, maçı hiç bırakmayan bir Beşiktaş izliyorduk. Şimdi ne ligde böyle bir kartal var, ne de Avrupa'da. İşin özeti şu, kartalın düzeni bozulmuş, düzelir mi, bilmem. Sinan Vardar yazısında, Beşiktaş dün baskılı bir futbol ortaya koyarken kazanması gereken bir mücadeleden sahadan farklı yenik ayrıldı. Siyah-beyazlı takımda özellikle Batshuayi gol kaçırma rekoru kırarken, yenilen çok basit goller maçın kaderini belirledi. Sporting ilk yarıda 3 kornerden 3 gol çıkarırken diğer kornerlerde de yüreğimiz ağzımıza geldi. Sporting'in ilk 2 golü birbirinin aynısıydı. Hani maçın özetini seyreden biri, golün tekrarını mı seyrediyorum düşünecek cinstendi. Bu gollerde Beşiktaş savunmasının bariz pozisyon hataları vardı. Özellikle rakip korner atışlarında Gezzal-Kotes eşleşmesi Beşiktaş'a pahalıya patladı. Vidal'in ton uyumsuzluğunun dakikalar geçtikçe kendini daha çok göstermesi dikkat çekiciydi. Beşiktaş'ta özellikle sakatlıktan çıkan oyuncular oyundan erken düştü. Gökhan Tören'in kurtarıcı rolünde oyuna girmesine anlam veremedim. Açık ve net, Wellington, Töre, Nesakala ve Kenan Karaman bu takımın oyuncusu olmadıklarını bir kez daha gözler önüne serdiler. Beşiktaş'ta Pjanić ve özellikle de Tejer'e ayakta duran isimlerdi. Ellerinden geleni yaptılar ama savunmadaki sorunlar yumağına onların da yapacak bir şeyleri yoktu. Tejera'nın sayılmayan golü hem maçı başka bir havaya sokacaktı hem de yılın gollerinden birine aday olacaktı. Gollerde hatası olmayan Ersin maçın son dakikalarında yaptığı kurtarışlarla farkın çoğalmasını önleyen isimdi. Sloven hakem Vincik, özellikle maçın sonlarına doğru tüm takdir haklarını Sporting lehine çaldı. Süper Lig'de izlediğimiz hakemlerden farkı yoktu. Pazartesi günü Beşiktaş'ın çok önemli Galatasaray derbisi var. Temennim dünkü maçın neticesi moral bozukluğuna neden olmaz. Bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve nokta dahi olsa yorum yapmayı unutmayın.